Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor 2 ekranına hoş geldiniz. İzmir'deyiz. Çevrelatik Spor Salonu'nda ve Kadınlar Handball Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediye Yalıkavak Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Ve ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye kadrosu görüntüye yansıyor. Kalede Zeynep Onur ve Ceren İslamoğlu olacak. İrem Çelebi, Merve Özbolluk, Sibel Kıcıroğlu, Duşika, Dilek Yılmaz, Gizem Koca, Ece Sözmen, Esin Sadıç, Seda Yürükler, İlayda Baktır, Gizem Buse Dallı, Ümmü Gülsün Bedel ve Len Çelkova da sahada yer alacak. Ve Yalıkavak Spor Kulübü de bugün beyaz ağırlıklı formayla sahada. Kalede Sevilay Öcal var. Nurşah Sancak, Zehra Oğuz, Yeliz Yılmaz, Cansu Pilen, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan ki yeni transferi Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Gözde Gökengin, Yasemin Şahin, Merve Çavuş, Çağrı Çingan, Reyhan Kaya, İlke Yıldız ve Kübra Öz Yılmaz da sahada olacak. Hakemler sahadaki yerlerini aldılar. Oyuncuları şu an kontrol ediyorlar ve Celal Gençoğlu ile beraber Kıvanç Özcan da teknik kadroyla beraber görüntüye yansıdı. Yalıkavak teknik direktörü Kıvanç Özcan, yardımcısı Sener Dayat, Sevinç Yüksel, Büşra Baday ile beraber ki İzmir Büyükşehir Belediye'de antrenör Sener Dayat ve fizyoterapist Uğur Giresun'da görev alan isimlerden. Takımlar son kontrollerini yapıyorlar. Son kez direktifleri alacaklar. Ve ilginç bir görüntü, bir handball sever ve çok güzel görüntülerle, detaylarla yönetmenimiz Deniz San ve arkadaşlarımız bu mücadele öncesi İstiklal Marşı. Yalıkavak Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediye takımları kenetlendi. Maç öncesinde görüntüye yansıyor. Yalıkavak'tan buraya gelen, Bodrum'dan buraya gelen taraftar topluluğu, az sayıdaki taraftar topluluğu Celaletik Spor Salonu'nda seslerini yankılatıyor. Aslında İzmir Büyükşehir Belediye'den de görmeyi isterdik. Az sayıda da olsa bir taraftar topluluğu ama maalesef tribünler hafta içi olması hasebiyle de oldukça boş ve Celaletik Spor Salonu'nda Kadınlar Handball Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında İzmir Büyükşehir Belediye Yalıkavak Spor Kulübü'nü ağırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye C grubundaydı. Bundan önceki turda Pazar Spor ve Polatlı Belediye'yi mağlup ederek Polatlı'daki o heyecanda adını çeyreklerine yazdırmayı başardı. Bir diğer yanda A grubunda Yalıkavak Mardin deplasmanındaydı. Mardin yeni Artuklu Spor Salonu'nda hem Mardin Büyükşehir Belediye'yi, Mardin Büyükşehir Başak Sporu hem de Mardin Sağlık Sporu mağlup etti ve adını çeyreklerine yazdırdı. Hakemler Yunus Tokmak ve Serdar Özen görüntüye yansıyor. Uluslararası handball hakemlerimiz ve çok üst düzeyde maçlarda da yine görev aldıkları için de gururlarımız Yunus Tokmak ve Serdar Özen ikilisi. Maçın gözlemcisi de Bülent Türköz, Balıkesir bölgesinden bu maçta görevli isimler. Son kontroller yapılıyor. Kaleciler görüntüye yansıdı. İki kaleci de çok deneyimli. Ceren İslamoğlu ve az önce ekrana yansıyan Sevilay İmamoğlu Öcal. İlk düdük geliyor. Başarılar diyoruz her iki ekibe. Beyaz ağırlıklı formayla Yalıkavak Spor Kulübü'nü izleyeceğiz. Mavi formayla da ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye galibiyet arayacak. Tabii bu iki aşamalı bir mücadele olacak. Bu iki aşamalı mücadelede bakalım ilk maçta kim avantajı cebine koyacak. Yasemin. Atış Yeliz'den tam köşeye gitti. Yeliz Yılmaz. Sahanın en deneyimli ismi. Açılışı yapıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Top kaybı.
alanda kaldı ve Sevilay hızlı atak şansı. Nurşah golü attı. Nurşah Sancak'la fark 2'ye çıktı. Nurşah Sancak gollerine devam ediyor. Esasında sağ kanadı çok iyi kullanan bir isim Nurşah Sancak. Hızlı ataklarla da yine gol yükünü sırtlıyor. 47 golü var şu ana kadar Nurşah Sancak'ın ligde attığı takımın en golcü ismi. Top çeviriyor İzmir Büyükşehir Belediye. Atış, faul var. Orada Merve Özbolluk zorladı. Yerde kaldı. Duşika. Merve şimdi ortaya doğru. Sibel. Çapraz geçişler. Esin Sadıç. Esin Sadıç ilerleyemedi. Yeliz Yılmaz görüntüye yansıyor. İşte yaptığı savunma ve müdahalesi. Yalıkavak Spor Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü var. Gülsüm dışarıya çıktı. Duşika şimdi ayağıyla müdahale. İnanılmaz bir hatada. Basit hatalarla İzmir Büyükşehir Belediye hala tabelayı değiştiremedi. Yalıkavak Spor Kulübü'nde de önemli bir eksik var bugün. Buket Yılmaz ayak bileğindeki sakatlık dolayısıyla sahadaki yerini alamadı. Kübra Öz Yılmaz orta oyun kurucu noktasında hücumu şekillendiriyor. Yasemin, Yasemin'den güzel bir dönüş ama direği geçemedi. Faul var ve 7 metre. Tam atış esnasında olduğu için bu 7 metre kararı geldi. İşte izliyoruz ve alan da oldukça açık bir şekilde ihlal edilmiş. Tekrar da görebildik Merve Özbolluk. Yasemin'in atışı top ağlara gitti. Farkı 3'e çıkardı. Yalıkavak Spor Kulübü. Hızlı atak şansı Gülsüm. Faul. Gülsüm Bedel. Hızlı atakla golü denedi İzmir Büyükşehir Belediye. 3. dakikayı da geride bıraktık. 3-0'lık üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediye deplasmanında. Esin. Sibel. Duşika. Lençe dışarıya doğru çıktı. Gülsüm şimdi. Atış. Orada Sevilay'ın müdahalesi. Sibel'e gol izni vermedi Sevilay. Ani atak gelir mi Yalıkavak'ta? Buket Yılmaz. Kart çıkacak. Gülsüm Bedel. Buket Yılmaz'ı düşürdü. Bir de sarı kart görüyor. Maçın ilk sarı kartı. İzmir Büyükşehir Belediye'de Gülsüm Bedel'e çıktı. İşte bu müdahale. Gülsüm Bedel sarı kart görüyor. Farkı 4'e çıkarma şansı Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Kübra. Buket. Çapraz geçişler. Yasemin gidemedi. 3 oyuncu arasında kaldı. Yasemin. Bıraktı Kübra. Onun da pası. Yeliz'e doğru. Yeliz. Yeliz boşluğu buldu. Aşıttı ama direğe geçemedi. Yeliz Yılmaz. Farkı 4'e çıkarma şansını değerlendiremiyor. Konuk Yalıkavak. Bu arada sert bir müdahale. Yasemin de sarı kart görecek. Yasemin Şahin. O da çok deneyimli bir isim artık. Yasemin Şahin. Takımının ilk sarı kartını gördü. Esin geçemedi. Savunma Zehra'dan. Sibel, Duşika, Merve, Merve'nin atışı topağları gitti. İzmir Büyükşehir Belediye geçen 5 dakikada ilk golünü buluyor. Farkı 2'ye indiriyor. Santra'nın yerinden kullanılmasını istedi maçın hakemi Yunus Tokmak. Durum 3-1, fark 2 sayıya indi. Kübra, Yasemin, Zehra dışarıya doğru çıktı. Kübra,
Yasemin. Yasemin Şahin. Fake gösterdi. Faul var. Merve Özbolluk. Sıkı savunuyor bu dakikalarda. İzmir Büyükşehir Belediye çizgiyi. Yasemin. Yeliz bıraktı. Kübra. Kübra araya girdi. Orada Duşika'nın teması var. Fark iki sayıda kaldı. Sibel atağı sürüklüyor. Sibel'in atışı. Sevil Aygol'e izin vermedi. Orada bir müdahale. Kart çıkacak. Yeliz Yılmaz takımının ikinci sarı kartını gördü. Topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası. Aynı hata değerlendiremiyor İzmir Büyükşehir Belediye. Durum 3-1. 7. dakika. Yeliz, Kübra, Yasemin. Kübra, Yasemin Şahin bıraktı. Yeliz, Yeliz atış imkanı bulamadı. Oyun devam ediyor. Kübra, Kübra Öz Yılmaz tam köşeyi buldu. Golü attı. Bir kart daha çıkacak. Sarı kart. Bu arada golü izledik. Kübra Öz Yılmaz durumu 4-1 yaptı. Kart Merve Özbolluğa çıktı. Ekrana yansıyan Merve takımın ikinci kartını gördü. 3 karttan sonra da 2 dakika cezası geliyor. Merve'nin pası Duşika boşluğu buldu, golü attı. Farkı tekrar 2'ye indirdi İzmir Büyükşehir Belediye. Yeliz Yılmaz. Yeliz rakibini geçti. Boşluğu buldu ama çerçeveyi bulamıyor. Yeliz Yılmaz. Yeliz Yılmaz çok önemli bir isim. Toplamda da 41 golü var ligde attığı bu sezon. Yeliz Yılmaz'ın kupada da yine takımını taşıyan isimlerden biri. Durum 4-2. Merve gidemedi. Merve'yi savunan pivotta Demet Sonkaya. Bugün pivotta önemli bir eksikliği var. Yalıkavak Spor Kulübü'nün Buket Yılmaz sakat. Tek pivotla oynuyor. Konuk ekip. Zehra görüntüye yansıdı. Az önce müdahalesi fauldü. Oyun hareketlendi. Gülsüm çapraz geçişler. Merve zorladı Merve. Yasemin'in yakın müdahalesi. Sarı kartı var ve 2 dakika cezası alıyor. Az önceki müdahalesi. İşte buradaki müdahalesi. Yasemin Şahin maçın ilk 2 dakika cezasını aldı. Oyun hareketlendi bu arada. Ece Sözmen oyuna girdi. İzmir Büyükşehir Belediye'de oyuncu değişikliği yaşandı. Duşika, Ece. Ece bıraktı Gülsüm'e. Gülsüm zorladı. Gülsüm bedel. 7 metre. İzmir Büyükşehir Belediye ilk 7 metresini kullanacak. Durum 4-2. Farkı 1'e indirme şansı. Sevilay İmamoğlu görüntüye yansıyor. O da çok deneyimli ve etkili bir kaleci. Polatlı Belediye'den bu sezon başında Yalıkavak Spor Kulübü'ne geldi ama oynamadığı takım kalmadı. İşaret geldi. Merve. Merve Özbolluk işareti aldı ve gol attı. Farkı bile indiriyor İzmir Büyükşehir Belediye 10. dakika. İşte 7 metre golünü tekrar izledik. Durum 4-3 oldu. Kübra. Bu arada Fatma Gül de ilk süresini aldı ve aldığı anda adım hatası yaptı. Fatma Gül Sakızcan yeni transferi demiştik. Esin atış topağlarda durum 4-4. Sibel maça denge getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye 10 dakika geçti. 4 gol buldu. 3-0'dan 4-4'lük skora ulaştı. Ev sahibi ekip. Yalıkavak Spor Kulübü'nde hücumda aksamalar var. Ve ayrıca 2 dakika cezası dolayısıyla Yalıkavak bu bölümde eksik oynuyor. Bunu da hatırlatalım. Kübra bıraktı Yeliz'e. Yeliz geçti rakibini. Fatma Gül sağ kanatta Nurşah'ı gördü. Nurşah tekrar Fatma Gül bıraktı. Kübra Zehra'ya doğru bir pas.
Pasif uyarısı geldi bu arada. Kübra faul ile durduruldu. 2 dakika ceza sona erdi bu arada. Merve'nin onun yerine Demet girdi oyuna ve çok kötü bir atış. Daha doğrusu savunmanın müdahalesi geldi. Öne geçme şansı İzmir Büyükşehir Belediye'de. Duşika sağ kanatta. Esin Sadıç. Kötü bir pas. Duşika kavrayamadı topu. Yakın savunuyor. Ece Sözmen. Durum 4-4 hali hazırda. 11. dakika. Zehra adımladı ama alan ihlali yaptı. Zehra'nın atışı eğer ki filelerle buluşsa bile gol değeri kazanmayacaktı. O 6 metre yayından adım aldığı için. Yine bir İzmir Büyükşehir Belediye hata izleyeceğiz. Öne geçme şansı maçın başından beri ikinci kez. Bakalım bu öne geçme şansını değerlendirebilecek mi? Eğer ki gol atarsa da ilk kez öne geçecek İzmir Büyükşehir Belediye. Ece Sözmen iki oyuncu arasında kaldı, faul. Duşika Sibel'le paslaştı. Ece. Ece boşluğu buldu. Atışı Sevilay. Sevilay gole izin vermedi. Öne geçme şansını değerlendiremiyor İzmir Büyükşehir Belediye. Yasemin bıraktı. Yeriz boşluğu buldu ve gole attı. Yeriz. Tekrar öne geçiriyor takımını. İşte izliyoruz. Yasemin'in asisti. Yeriz Yılmaz koşu yaptı ve gole attı. Durum 5-4. Yeniden Yalıkavak üstünlüğü var. 1-2 dakika cezası daha geldi bu arada. Nurşah Sancak görüntüye yansıyor. Az önce biz o golün tekrarını izlerken yaptığı savunma dolayısıyla müdahalesi 2 dakika cezası getirdi. Yine eksik oynayacak Yalıkavak. Duşika. Ece bıraktı. Sibel boşluğu buldu ve gole attı. Durum 5-5. Tekrar maçta denge var. 12. dakikayı da erittik. Golün tekrarını izliyoruz. Sibel Kıcıroğlu. Durumu 5-5 yaptı. Eksik oynuyor Yalıkavak bu dakikalarda. İlke Yıldız oyuna girdi. Pivotsuz oynuyor. Hücumu pivotsuz yapıyor bu dakikalarda Yalıkavak Spor Kulübü. Kübra. Kübra göğsün bedeni müdahalesi. Faul var. İzliyoruz göğsün bedel ve Kübra arasındaki ikili mücadeleye baktık. Yasemin şimdi faule maruz kaldı. Ece Sözmen faul yapan isim. Yeriz. Kübra. Bası Zehra'ya doğru 7 metre. Ece Sözmen de kart görecek. Sarı kartı gördü. Ece Sözmen. İşte izliyoruz. Burada yaptığı müdahale. Zehra'nın koşu yoluna doğru. Sarı kart gördü Ece. Atış Yasemin'den ve gol. Ceren müdahale etti ama golü önleyemedi. Yalıkavak tekrar öne geçti. Ceren İslamoğlu da çok deneyimli bir isim. Sibel bıraktı. Ece Sözmen zorladı. Faul var. Bu arada 2 dakika cezası sona erdi. Nurşah Sancan. Kuşika elinden kaçırdı, kavradı tekrar. Lenç'e bıraktı. Çapraz geçişler var. Sibel. Onun da pası Duşika'ya. Duşika boşluk aradı. Lenç'e doğru. Lenç'in atışı. Sibel. Orada müdahale var. Sevilay'dan ama 7 metre kararı geliyor. Sevilay İmamoğlu şutu önledi ama Lenç'in atışında yapılan müdahale 7 metre. Merve işareti aldı. Merve Özbolluk. Merve'nin atışı topağlara gitti. İkinci 7 metre ve ikinci gol. Merve Özbolluk durumu 6-6 yapıyor. Denge var yeniden mücadelede. 15. dakika bitmek üzere. Maçın 4'te 1'lik bölümünü geride bıraktık. Durum 6-6. Gülsün Bedel.
uyarı alıyor. Hakemler de bu konuda çok hassas. Yasemin bıraktı Kübra'ya. Yeliz şimdi döndü. Atışı direkten döndü. Yine bir 7 metre kararı geldi. Maçın hakemi Serdar Özen'in önünde gerçekleşti pozisyon. İşte burada Yeliz atışı yaptı ama tam atış esnasında müdahale. Yasemin Şahin çizginin gerisinde işaret aldı ve golü attı. Yasemin Şahin'in golüyle durum 7-6 oldu. Yeniden öne geçiyor Yalıkavak Spor Kulübü. İzliyoruz 7 metre golünü. Maçın 4'te 1'lik bölümünü geride bıraktık. İzmir Büyükşehir Belediye geriden takip ediyor Yalıkavak'ı ve yine beraberliği sağladı. Ev sahibi ekip Ece Sözmen'le bu kez durum 7-7 oldu. Yasemin zorladı. Faul var. Kronometre durdu. Bir 2 dakika cezası gelecek. Evet. Ece Sözmen. Oyun hareketlendi ve şimdi 2 dakika eksik oynamak zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediye. Kübra bıraktı. Yeliz. Yasemin tekrar Yeliz, Kübra, çapraz geçişler, atış çerçeveyi bulmadı. İlke Yıldız yeniden öne geçme şansını değerlendiremiyor Yalıkavak Spor Kulübü. 2 dakika cezasını Yalıkavak Spor Kulübü değerlendiremedi. Bakalım eksik oynayan İzmir Büyükşehir Belediye nasıl oynayacak? Tabii şu an kale boş İzmir Büyükşehir Belediye'de. Hücumu zenginleştirmek için kaleci yerine bir hücum oyuncusu dahil oldu. Önemli bir risk. Esin bıraktı. Merve zorladı. Yine kronometre durdu ve 2 dakika cezası geldi. 1-2 dakika cezası da Yalıkavak'ta. 14 numaralı forması Demet Sonkaya'ya çıktı. İşte buradaki müdahalesi Demet'in. Şimdi takımlar eşit oynuyor. Tuşika bıraktı Merve. Onun da pası Sibel'e doğru. Sibel ara pas düşüncesi olmadı. Kale boş bu arada. Yerini aldı Halime Ceren. Sete dönecek Yalıkavak Spor Kulübü. Durum 7-7. Öne geçme şansını değerlendiremiyor İzmir Büyükşehir Belediye. Her iki takımda da 2 dakika cezaları var. Bu arada Kübra'nın atış direkten döndü. Bir 7 metre daha geldi. Hakemlerin ne kadar hassas olduğunu bu çıkan 7 metre kararları ve 2 dakika cezaları örneklendiriyor. İşte izliyoruz. Kübra'nın atışı direkten döndü. Yasemin'le bir 7 metre daha golle sonuçlandı. Yasemin Şahin takımını tekrar öne geçiriyor. Durum 8-7. Yalıkavak Spor Kulübü tekrar önde. 19. dakikaya girmek üzereyiz. Merve'nin atışı gole izin vermedi Sevilay. Kenar çizgiden çıktığı için de yine bir İzmir Büyükşehir Belediye hata izleyeceğiz. Duşika. Sibel. Gülsüm. Sibel Kıcıroğlu bıraktı Duşika. Duşika'nın atışı çerçeveyi bulmuyor. Farkı ikiye çıkarma şansı Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Yalıkavak hali hazırda eksik oynuyor. Kübra bıraktı. Yasemin. Savunma. Müdahale. Yine işte izliyoruz. Faul sonuçlandı. 2 dakika cezası sona erdi. Bu dakikalarda eksik oynamak zorunda kalmayacak Yalıkavak Spor Kulübü. Yeliz. Yasemin bıraktı Yeliz'e. Atış Ceren'den döndü. Farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremiyor konuk Yalıkavak. İzmir Büyükşehir Belediye'de tekrar beraberlik şansı. Duşika, Merve, Sibel. Oyun devam ediyor. Lençe
Merve. Sibel koşu yaptı, boşluğu buldu ve gol attı. Sibel Kıcıroğlu. Durum 8-8 oldu. İzliyoruz. Bomboş kaldı Sibel. Ve golü atıyor. Durum 8-8. 20. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz ve mola geldi. Yalıkavak Spor Kulübü molası. Kıvanç Özcan. Tabii ilk dakikalarda çok etkili başlamıştı Yalıkavak Spor Kulübü. İlk 4 dakikada 3 gol buldu. Durumu 3-0 yaptı. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye attığı gollerle hem dengeyi sağladı hem de öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye maça iyi başlayamadı ama sonrasında hızlı ataklarla goller buldu. İzliyoruz. Şu ana kadar geçen 20 dakikalık zamanda önemli anları ve golleri. 7 metrelerde de yine başarı sağladı her iki ekip. Şu ana kadar Merve Özbolluk ve Yasemin Şahin goller buldu 7 metre çizgisinden. Ve başa baş mücadele maçın 3'te 1'lik bölümüne skorboarda da yansıyacak şekilde devam etti. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye'de bir kez 2 dakika cezası çıktı. Yalıkavak'ta da 3 kez 2 dakika cezası alan oyuncu oldu. Bu anlamda hakemlerin Yunus Tokmak ve Serdar Özen'in ne kadar hassas olduğunu ifade etmiştik maç başlarken. Ve şimdi oyun hareketlendi. Mola sonrası Yalıkavak Spor Kulübü hata izleyeceğiz. Fatma Gül. Geriz'de paslaştı. Birebir savunma var. Yasemin'e doğru Esin Sağdış'tan yansıyan. Yasemin. Fatma Gül. Yasemin Şahin'in atış topu ağlarda. Gerçekten çok güzel bir gol izledik. 9 metreden bir atış. Ve golü buldu Yasemin Şahin. Bu arada Sibel gol atma fırsatını değerlendiremiyor. Sibel Kıcıroğlu Sevilla'ya takıldı. Faul var. Esin Sadıç. Yasemin Şahin yerde kaldı. Fatma Gül. Kübra Özyılmaz bu arada pivotta, hücumda. Az önce orta oyun kurucu noktasındaydı. Tabii eksikliği gidermeye çalışıyor. Bu anlamda Kıvanç Özcan Yeliz bıraktı. Yasemin'e gelen pas öncesi Yeliz'in yaptığı steps. Hücum el değiştirdi. Esin Sadıç'a gol izni vermedi. Sevilay İmamoğlu. Dönen topta Lenç'i aradı ama golü bulamadı. Faul var. Sevilay İmamoğlu. İşte izliyoruz burada. Esin bomboş. Reflekse inanılmaz bir müdahale. Reflekse bakar mısınız? Gerçekten bizim gördüğümüz açıda adeta o şutu o şiddette gördü ve sol elini uzattı Sevilay İmamoğlu. Oyun hareketlendi bu arada. Duşika. Sibel. Merve dar açıda müdahale Sevilay'dan. Yine Sevilay İmamoğlu 3 tür gol izni vermiyor İzmir hücumuna. Fatma Gül zorladı. 1-2 dakika daha gelecek. Kime gelecek? Orada Duşika'ya gelecek. Hakem Yunus Tokmak beden diliyle de gösterdi. Formayı çekiyorsun diyerek. Duşika Görgiyevska 2 dakika cezası aldı. Bu takımında da ikinci 2 dakika oldu. İşte izliyoruz Fatma Gül Sakızcan'ın oradaki koşusu esnasında Duşika'nın müdahalesini. Yalıkavak hücumu. Fatma Gül. Zehra dışarıya doğru çıktı. Yasemin. Yeliz sol kanatta. Zehra atışı. Ceren gole izin vermedi bu kez. Ceren İmamoğlu. Eksik oynuyor İzmir Büyükşehir Belediye. Tabii bu anlamda yine hücumu zenginleştirmek için Seda şimdi oyuna girdi. Kaleci Ceren yerine kale boş. Seda Ünalan orta oyun kurucu noktasında.
Gördüğünüz gibi kalede Ceren yerini Seda'ya bıraktı. O da hücumu zenginleştiriyor. Bu arada Lenç'e döndü, golü attı. Durum 9-9 oldu. Hemen santrayı yaptı Yalıkavak Spor Kulübü. Yasemin zorladı. Gülsüm'ün müdahalesi var. Gülsüm Bedel. Oyun hareketlendi. Evet. Bir müdahale. Gülsüm Bedel 2 dakika cezası alacak. Tekrarını izleyeceğiz. İkinci 2 dakika olacak bu üst üste. İşte öncesinde yaptığı bir yüze bir temas vardı. Sarı kart çıktı bu arada bench'e. İzmir Büyükşehir Belediye'de 3. sarı kart oldu bu takım sarı kartı. İtirazlar sonrası çıkan bir kart. Halihazırda diyalog sürüyor. Yedek kulübesinde Celal Gençoğlu'yla hakemler Yunus Tokmak ve Serdar Özen arasındaki diyalog. Maçın gözlemcisi Bülent Türköz de yine uyarıda bulundu ve oyun hareketlendi. 24. dakika, durum 9-9. Sağ kanattan Urşak atışı, çok güzel bir atış ve golle sonuçlandı. Yalıkavak tekrar öne geçti. Nurşah Sancak işte adımlıyor. Açıyı yakalıyor ve şutması. Durum 10'a 9. Yine Yalıkavak üstünlüğü var. Mola geldi. Bu kez molayı isteyen İzmir Büyükşehir Belediye'de Celal Gençoğlu oldu. Durum 10'a 9. Yalıkavak üstünlüğü var demiştik. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye'de de 2 dakika cezaları dolayısıyla tabi hücum da ona göre aksayacak. Kıvanç Özcan görüntüye yansıyor oyuncularıyla beraber. Bu iki ekip Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final öncesinde de ilk tur mücadelesi ortaya koydu. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Pazarspor'la Polatlı Belediye'yi her iki maçta da mağlup etti. Ankara Polatlı'daki maçlarda. Bir diğer yanda da Yalıkavak Mardin'e gitti. Aralık ayında Mardin'deki o heyecanda hem Mardin Büyükşehir Başakspor hem de Mardin Sağlık Spor'u mağlup ederek tur geçen taraf oldu. Mola süresi sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye hata izleyeceğiz. Sevilay üst üste kurtarışlarıyla farkın kapanmasına ve İzmir Büyükşehir Belediye'nin tekrar öne geçmesine izin vermedi. Oyun hareketlendi bu arada. Yine kale boş İzmir Büyükşehir Belediye'de. Hücumun zenginleştirilmesi için Seda oyunda. Seda Ünalan. Ece bıraktı Sibel'e. Sibel'in atışı direkten döndü. Faul var. İzliyoruz. Nurşah Sancak müdahalede bulunan isim. Ece, Seda, Esin. Tekrar Seda Ünalan atışı, çerçeveyi bulmadı. Yasemin bıraktı. Yeliz arkadaşla takıldı. Yeliz Yılmaz çok sert düştü. Yeliz Yılmaz sahanın en deneyimli ismi demiştik. İşte bu pas esnasında arkadaşı Yasemin'le çarpıştı. Çok seviliyor taraftar tarafından da Yeliz Yılmaz. Yeliz Yılmaz'ın şu ana kadar ligde attığı da 41 gol var. Gerçekten önemli bir katkı takımı için de öyle. Yeliz Yılmaz. İşaret geldi bu arada, oyun hareketlendi. Oyuncu değişikliği gerçekleşti.
3 hücum boyunca Yasemin Yılmaz, Yeliz Yılmaz oyuna giremeyecek. Bunu da hatırlatalım. Eğer ki 3 hücum içerisinde oyuna girerse de 2 dakika cezası alacak. Fatma Gül bıraktı. Boşluğu buldu, golü attı. Demet Sonkaya pivottan golü buldu. Yalıkavak Spor Kulübü farkı 2'ye çıkartıyor konuk ekip. Esin, Ece, Duşika, Sibel'le paslaştı. Fark 2 sayıya çıktı. İlk yarının son anları. Duşika, çapraz geçişler. Esin şimdi aradan bir pas göndermek istedi Lençe'ye ama bir faul var. Lençe İlkova, Makedon pivot bugün oyunda. Esin, Esin'in atışı direkten döndü. Dönen top Nurşah şimdi. Nurşah bomboş kaldı ve golü attı. Nurşah Sancak hızlı atakla golü atıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Farkı 3'e çıkardı işte Nurşah Sancak'ın bu golü. Durumu 12-9 yaptı. Yakın savunma var Yalıkavak Spor Kulübü'nde bu arada. Yasemin ve Kübra. Ayrıca Nurşah da dışarıya doğru çıktı. Sibel, Ece, pası Lençe'ye doğru. Lençe golü attı. Lençe İlkova da yine skora katkı yapanlardan oldu. Farkı 2'ye indiriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. İşte izliyoruz burada. Yine itiraz var. İtiraz alan ihlali yapıldığı yönünde. Farkı 2'ye indiriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Fatma Gül Kübra ile paslaştı. Yasemin. Tekrar Fatma Gül. Top çeviriyor oyun kurucuları Yalıkavak'ta. Yasemin'in atış topu ağlara gitti. Hiç ummadık anda o şutu çıkarttı elinden Yasemin Şahin. Farkı 3'e çıkartıyor tekrar Yalıkavak Spor Kulübü. Bir faul var. Oyun durdu bu arada. Kronometre de durdu. Son 2 dakika ilk yarı için. Sibel. Duşika. İlayda. Duşika. Duşika'dan çok kötü pas. Nurşah bomboş. Gole gidiyor. Nurşah golü atıyor. Hızlı ataklarla bu tarz golleri çokça izletiyor bize. Nurşah Sancak işte farkı 4'e çıkardı. Maçın başından beri ilk kez fark bu kadar açılmış oldu. Makas bu kadar açılmış oldu. Yalıkavak Spor Kulübü ilk yarıda son 1,5 dakika kala önemli bir avantaj yakaladı. Bu arada oyuncu değişikliği. Duşika'nın yerine Gizem Buse Dallı oyuna girdi. Orta oyun kurucu noktasında Sibel'in atışı direkten ve ardından orada Sevilay'ın da müdahalesi var. Dışarı gidiyor. 14-10'luk üstünlüğü var Yalıkavak'ın. Kübra bıraktı Nurşah. Nurşah bomboş ve golü attı. Fark 5'e çıktı. Nurşah Sancak. Esin. Gizem Buse. Ara pası Lençe bomboş ama Sevilay gole izin vermiyor. Lençe İlkova. Farkı 4'e indirme şansını değerlendiremiyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. İşte izliyoruz. Durum 15-10. İlk yarıda artık son 25 saniye. Fatma Gül. Belki son hücum hakkı olacak bu. Yasemin. Fatma Gül. Fatma Gül'ün atışı Ceren'de kaldı. Son 5 saniye ilk yarı için araya girdi Yasemin ve yan ağlarda kalıyor top. 15-10'luk üstünlükle gidiyor Yalıkavak Spor Kulübü. Son anlara doğru fark iyiden iyi açıldı. 5 sayıya kadar çıktı ve çok önemli bir avantaj yakaladı Yalıkavak Spor Kulübü. İzmir Büyükşehir Belediye 10, Yalıkavak Spor Kulübü 15. İlk yarı skoru bu şekilde.
İkinci yarıda yeniden burada olacağız. Representing Uzbekistan, Amir Kalinov.